Arkadaşlar merhaba ben Alparslan Hoca. E, farklı videolarla e, çalışmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda İngilizce'deki colors yani colors in English İngilizce renkler konusunu çalışacağız. E, renkler her dilde sıfat arkadaşlar. Çünkü renkler isimleri nitelendiriyor. E, İngilizce renkler konusu çok kolay. E, özellikle küçük öğrencilerin ilgisini çeksin, onların çok hoşuna gitsin diye bu videoyu çok renkli renkli hazırlamaya çalıştım. Haydi başlayalım. İlk rengimiz blue. Blue, mavi demek. Blue, mavi. Ondan sonra black, siyah. Green, yeşil. White, beyaz. Purple, mor demek. Tekrar edelim blue mavi black siyah green yeşil white beyaz purple mor demek. Şimdi sadece İngilizcesine bakalım. blue black green white purple Bakın altta bir cümle var. What color do you like? What color do you like? Sen hangi rengi seversin? Sen hangi rengi seviyorsun gibi devam edelim. Arkadaşlar gray gray gri demek. Red kırmızı, pink pembe, yellow sarı, orange turuncu demek. Brown kahverengi demek. Tekrar edelim. Gray gri, red kırmızı, pink pembe, yellow sarı, orange turuncu, brown kahverengi demek. Şimdi yine sadece İngilizcelerine bakalım. Gray, red, pink, yellow, orange, brown devam edelim. Arkadaşlar, maroon, bordo demek. Navy blue, navy blue, lacivert. Colorful, rengarenk demek. Light, açık demek. Yanına herhangi bir rengi ekleyebilirsiniz. Mesela light blue, açık mavi demek. Dark, koyu demek arkadaşlar. Yine yanına istediğiniz bir rengi ekleyebilirsiniz. Dark green, koyu yeşil demek. Tekrar okuyalım. Maroon, bordo. Navy blue, lacivert. Colorful, rengarenk. Light, açık. Light blue, açık mavi. Dark, koyu. Dark green, koyu yeşil. Sadece İngilizcelerine bakalım. Maroon, navy blue, colorful, light, light blue dark dark green Şimdi renklerle örnek cümleler yapalım, inceleyelim. Bakalım. What color are your eyes? Şimdi eyes gözlerin dediğine göre çoğul. O sebeple zaten burada are yaptık. What color are your eyes? Senin gözlerin ne renk? This is a blue sports car. Bu mavi bir spor araba. Green is my favorite color. Yeşil benim favori rengimdir. Bir sonraki cümlede şahıs beni unutmuşuz. Şuraya bir ay koyalım. I like wearing black clothes. I like wearing black clothes. Ben siyah kıyafetler giymeyi severim. Şimdi tekrar edelim. What color are your eyes? Senin gözlerin ne renk? This is a blue sports car. Bu mavi bir spor araba. Green is my favorite color. Yeşil benim favori rengimdir. I like wearing black clothes. Ben siyah kıyafetler giymeyi severim. Şimdi sadece İngilizcelerini okuyalım. What color are your eyes? This is a blue sports car. Green is my favorite color. I like wearing black clothes. Bu arada bakın şu cümleden bir tane ipucu çıkartabiliriz size. liketan sonraki fiilin sonuna ing geliyor. Bakın. I like sonra kullanmak istediğim fiil sonuna ing ekliyorum. I like wearing gibi. Şimdi devam edelim. My mother loves red flowers. My mother she olduğuna göre fiilin sonuna bakın es geldi, ö es geldi. Annem kırmızı çiçekleri sever. Bakın çiçekler çoğul. The brown bag is mine. Kahverengi çanta benim. Benimki. Yellow is the color of the sun. Sarı güneşin rengidir. The three primary colors are red, yellow and blue. Üç dediğine göre burada tabii ki R kullandım. Çoğul çünkü. Üç ana renk kırmızı, sarı ve mavidir. My mother loves red flowers. Benim annem kırmızı çiçekleri sever. The brown bag is mine. Kahverengi çanta benimki. Yellow is the color of the sun. Sarı güneşin rengidir. The three primary colors are red, yellow and blue. Üç ana renk kırmızı, sarı ve mavidir. Şimdi sadece İngilizcelerini okuyalım. My mother loves red flowers. The brown bag is mine. Yellow is the color of the sun. The three primary colors are red, yellow and blue. Ve the end of the video. Yani videonun sonu. The colors, colors in English. İngilizce'de İngilizce renkler, renk sıfatları konusunu e, temel olarak çalıştığımız videonun sonuna geldik. Bu videomuzda İngilizce renkleri öğrendik ve cümleler içinde kullanarak pekiştirdik. Videoyu tekrar izlemeniz, cümleleri tekrar etmeniz sizler için faydalı olacaktır. Şunu tekrar söylüyorum. Renkler sıfattır. E, i̇simlerini nitelendirirler. E, farklı Avrupa dillerinde cümle içinde ismin e, sonuna ya da öncesine gelirler. E, birazcık ezber konusu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. E, kanala abone olabilirsiniz. Videoları takip edebilirsiniz. Sizler için faydalı olacaktır. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.